Arkadaşlar verilen fonksiyon grafikleri incelendiğinde C seçeneğinde verilen fonksiyon grafiğine yatay çizgiler çizildiğinde bu çizgilerin fonksiyonu birden fazla noktada kestiği görülmekte. O halde bu fonksiyon birebir bir fonksiyon değildir. Sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir. Arkadaşlar verilen fonksiyon grafikleri incelendiğinde birinci öncülde verilen grafiğin bütün görüntü kümesini kapsadığı görülür. Çünkü buradaki fonksiyon grafiği sürekli olarak uzamaya devam edecektir ve bu durumda her reel sayının mutlaka bir karşılığı vardır. Ve burada görüntü kümesi reel sayılar olduğundan bu fonksiyon örtendir. Ancak ikinci öncülde verilen grafiğe bakıldığında buradaki grafik bütün reel sayıları yani görüntü kümesindeki bütün reel sayıları kapsamamaktadır. Örneğin burada eksi 2 sayısının karşılığı bulunmadığından bu fonksiyon örten olmayacaktır. Buradaki grafik incelendiğinde arkadaşlar görüntü kümesindeki eksi 1 ile 3 aralığındaki bütün değerlerin bir karşılığı olduğundan bu fonksiyon örtendir. Bu durumda arkadaşlar sorumun doğru yanıtı D seçeneğidir. Arkadaşlar verilen fonksiyon grafiğine yatay çizgiler çizildiğinde bu çizgilerin fonksiyonu birden fazla noktada kestiğini gördüğümden bu fonksiyon birebir değildir. O halde birinci öncül doğru olmalıdır. İkinci öncülde fonksiyonumuzun örten olduğu söylenmiş. Arkadaşlar eğer ki burada tanım kümesi daha doğrusu gerçek sayılar dediği için görüntü kümesi gerçek sayılar ise örneğin burada eksi 2'nin bir karşılığı olmadığından bu fonksiyon örten olmayacaktır. Üçüncü öncülde verilen şu tanım eğer ki arkadaşlar geçerli ise bu durumda şunu söyleyebilirim. Bakın 0 ile 3 aralığında bu fonksiyon hangi fonksiyondur? Şu fonksiyondur değil mi? Burada sadece şu parçayı aldığımızda oluşan fonksiyondur. Ve burada arkadaşlar hatta 0 ile 3 dediği için nereden başlamalıyım? Şuradan başlamalıyım. Bu durumda görüntü kümesi de eksi 1 ile 3 aralığındadır. İşte buradaki grafiğin hem tanım kümesindeki görüntü kümesindeki bütün elemanları karşıladığını hem de yatay çizgiler çizdiğimde tek noktada kestiğini söyleyebilirim. Bu durumda bu öncül doğrudur. Sorumun doğru yanıtı D seçeneğidir. Soru 4. Arkadaşlar birinci öncül incelendiğinde eksi 2 ile 0 tanım aralığında görüntü kümesi de 0,3 olduğunda bu fonksiyonun örten olduğu ve birebir olduğu görülmekte. Bu doğrudur. Devam ediyorum arkadaşlar. Burada şöyle kırmızı kalem alalım. Eksi 2, 1 aralığında yani tanım kümesinin şu aralık olduğu durumda. Eğer ki arkadaşlar görüntü kümesi ise bu aralıktaysa bu durumda arkadaşlar eksi 2'den nereye gittim? 1'e gittim. Yani şu fonksiyonun hangi kısmını almış oldum? Şu kısmını almış oldum. Ve bu kısımda arkadaşlar fonksiyonun birebir olduğunu gördüm. Son olarak hemen şu kısma bakıyorum. Sıfırla sonsuz aralığında yani buradan devam ediyorum. Ve bu durumda görüntü kümesi de şu olduğu için fonksiyonun siyah parçasını alıyorum. Siyah parçasında fonksiyonun örten olduğunu gördüm. Doğru yanıt E seçeneğidir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diye soruluyor. Birinci ifademiz arkadaşlar f fonksiyonun tanım kümesi gerçel sayılardır. Şimdi f fonksiyonuna baktığımız zaman x ekseninde bütün sayılar kullanılmış mıdır diye baktığımız zaman eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar bütün sayılar arkadaşlar kullanılmıştır. O yüzden tanım kümemiz gerçel sayılardır doğru. İkincisi f fonksiyonu birebirdir. Şimdi birebirlik testi yatay doğru testi arkadaşlar. Yatay doğrular çizdiğimiz zaman her zaman tek noktada kestiğinden dolayı bu birebirdir. Doğru olmuş oldu. Üçüncüsü f fonksiyonunun değer kümesi gerçel sayılar ise f örtendir. Dikkat edilirse arkadaşlar burada 5 ile 7 arasında gidilmemiş. 5 ile 7 arasında burada gidilmeyen sayılar var. O yüzden bütün reel sayılar olursa değer kümemiz örtülmemiştir. Çünkü 5 ile 7 arası örtülmemiştir. O yüzden bu örten değildir. Yani doğru cevabımız bu durumda 1 ve 2 olmuş olur. Doğru cevap C seçeneği. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diye soruluyor. Birinci ifademiz arkadaşlar f fonksiyonu birebirdir. Şimdi f fonksiyonun grafiği bu şekildeydi arkadaşlar. Birebir olması için yatay doğru testini yaparsak yatay doğruları her zaman tek noktada kestiği için birebirdir ifadesi doğru olmuş oldu. İkincisine bakıyoruz arkadaşlar. F fonksiyonu örten ise değer kümesinde 10 farklı tam sayı değeri vardır. Şimdi örten olduğu zaman arkadaşlar görüntü kümesi ile değer kümesi aynıdır. Demek ki buradaki değer kümemiz eksi 6 ile 4 arasındadır. Y'ye bakmamız gerekiyor. Fakat eksi 6 da açık arkadaşlar 4 de kapalıdır. Bu aralıkta kaç tane tam sayı vardır diye baktığımız zaman eksi 5, eksi 4, eksi 3 nokta nokta 4'e kadar tam sayılar vardı. Burada toplam 10 tane olduğundan dolayı demek ki ikinci ifademiz de doğru olmuş oldu. Üçüncü ifade f fonksiyonun içine ise görüntü kümesinde
En az 11 farklı tam sayı vardır diye soruluyor. Şimdi içine ise arkadaşlar görüntü kümesi yine aynı şekildedir. Görüntü yine burada eksi 6 ile 4 arasındadır. Eksi 6 ile 4 arasında olduğuna göre görüntü burada 10 tane tam sayı vardır. Farklı olarak 11 tane yoktur. Yani bu durumda bu doğru değil arkadaşlar. Bu durumda 1 ve 2 doğru olmuş oldu. Doğru cevabımız B seçeneği. F fonksiyonunun değer kümesi eksi sonsuz 3 kapalı aralığında olduğuna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diye soruluyor. Birinci ifademiz f fonksiyonun birebirdir. Şimdi f fonksiyonun grafiği arkadaşlar bu şekilde. Yatay doğru testini yaptığımız zaman dikkat ise her zaman tek noktada kesmemektedir. Yani burada iki noktada kestiği için birebir değildir diyoruz. Birincisi doğru değil. İkincisi f fonksiyonu örtendir. Şimdi görüntü kümesine baktığımız zaman arkadaşlar görüntü kümemiz 3'ten aşağıya doğrudur. Yani eksi sonsuz 3 kapalı aralığındadır. Tabi burada değer kümemizde eksi sonsuz 3 kapalı aralığı olduğuna göre demek ki örten olmuş oldu. Çünkü görüntüyle değer kümesi eşit olduğu zaman örtendir. Demek ki ikinci ifademiz doğru arkadaşlar. Üçüncü ifademiz f-1'den f-10'a kadarki değerler toplamı -55'tir. Şimdi -1'den -10'a kadarki değerlerimiz arkadaşlar buradaki sol tarafta. 3'ün sol tarafında gerçekleştiği için buradaki öncelikle doğrunun denklemini yazmamız lazım. Buradaki doğrunun denklemi y eşittir x'tir. Yani burada fx eşittir x olmuş oldu. Demek ki f-1'deki değeri -1, f-2'deki değeri -2. Yani yazacak olursak -1, -2, -3, nokta nokta -10. Buraya eksi parantezini aldığımız zaman arkadaşlar, -1 parantezini aldığımız zaman 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta 10 olmuş oldu. 1'den 10'a kadar ardışık sayıların toplamı 10 çarpı 11 bölü 2. Bunu da tabii -1 ile çarptığımız zaman cevabımız -55 olur. Burada da -55 yazdığı için bu da demek ki doğru olmuş oldu. Demek ki 2 ve 3 doğru diyoruz arkadaşlar. Doğru cevabımız E seçeneği. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi f fonksiyonuna baktığımız zaman arkadaşlar doğrusal bir fonksiyon ve doğrusal fonksiyonların denklemi y eşittir mx artı n şeklinde olduğundan dolayı burada biz bunların denklemini bulabiliriz. Şimdi m'imiz burada eğimimiz burada 4 bölü 2'den 2 sağ yatay olduğu için artık yani m yerine 2 yazarsak fx eşittir 2x artı y ekseni kestiği nokta 4'tür. Şimdi g fonksiyonuna baktığımız zaman arkadaşlar yine eğimimiz 3 bölü 1'den 3 fakat sola yatık olduğu için eksi 3 demek ki gx fonksiyonu eşittir. Eksi 3x artı n. N de y ekseni kestiği nokta 3 olduğu için eksi 3x artı 3 olmuş oldu. Buna göre f artı g fonksiyonu birebir midir? F ile g'yi topladığımız zaman yani 2x artı 4 ile eksi 3x artı 3'ü topladığımız zaman arkadaşlar eksi x artı 7'dir. Y eşittir. Bu arkadaşlar birebirdir. Çünkü doğrusal fonksiyonlar her zaman birebirdir. İkincisi 3f ile 2g'nin toplamı eksi 3 fonksiyonu birebir midir? Şimdi 3f demek f fonksiyonunu 3 ile çarpıyoruz. Çarparsak arkadaşlar 2x artı 4'ü 3 ile çarparsak 6x artı 12 yapar. 2g yani gx fonksiyonunu 2 ile çarparsak eksi 6x 2 ile çarparsak artı 6 bir de eksi 3'ümüz var. 6x'ler birbirini götürdü. Buradan 12 artı 6 18 3 çıktı 15 olmuş oldu. Demek ki burada toplam arkadaşlar sabit fonksiyon oldu. 15 olduğu için bu sabit fonksiyonlar birebir değildir. Üçüncüsü 9f kare eksi 4g kare x fonksiyonu birebirdir. Şimdi arkadaşlar 9f kare eksi 2g kareyi 3f eksi 2g çarpı 3f artı 2g olarak yazabiliriz. Şimdi 3f ile 2g'nin toplamı burada topladığımız zaman arkadaşlar 6x artı 12 ile eksi 6x artı 6'yı topladığımız zaman 18 buluyoruz. Yani sabit bir şey. 3f'ten 2g'yi çıkardığımız zaman arkadaşlar çıkardığımız zaman bu da x'e bağlı. Yani doğrusal bir fonksiyon olur. 3f'ten 2g'yi çıkarırsak çünkü 6x eksi 6x'den 12x ile başlıyor. Bu doğrusaldır. 18'i doğrusalla çarptığımız zaman yine doğrusaldır. Yani mx artı n şeklindedir. Mx artı n şeklinde olduğu için bu doğrusal bir fonksiyondur. Yani bu da birebirdir. Doğru olmuş oldu. 1, 3 o zaman doğrudur diyoruz. Doğru cevabımız C seçeneği.